Şimdi şey Son, son, İddiaya girdik söyle, o son, iş. Son söylemle cevabınızı almak isterim. O iddia meselesine de Daha gireceğiz. Daha o ya o kadar çok konu var ki. Şimdi birincisi. Hayır, son. Şimdi hayır, diyor ki Latif Bey. İşçiden, emekliden, dar gelirden. Oradan başlayacağım. O, hayır oradan ses gelmiyor diyor. Cevap oradan başlayacağım. Size. Ses gelmiyor derken yalnız bunu şunun için söylemedim. Bakın. Herkes çok rahat, mutlu, huzurlu, hiçbir sıkıntısı yok da bir, çıkmıyor demiyorum. Bir dakika arkadaşlar tamam dediniz herkes diyeceğini dedi sıra bende. Şimdi bir ee, maalesef ki sendikaların önemli bir kısmı yandaşlaştırıldığı için sendikalardan çıkması gereken ses çıkmıyor. Doğrudur. Katılıyorum. Sarı sendikalardan, e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'yla şahsi dostluğu olan sendika başkanlarından ibaret bir sendika sistemi olan Türkiye Cumhuriyeti'nde işçilerin sesi çıkmıyor. Kurumsal olarak doğrudur. İki. Odalar ve borsalar. Şu ana kadar esnafın derdini dile getirmesi gerekirken oralardan da maalesef korkularından şimdiye kadar sesleri çıkmadı. Doğrudur, katılıyorum. Üç, bir tweet atanın bile sabaha karşı e, evinden alındığı bir Türkiye'de, evet insanlar bizim de birebir konuştuğumuzda ya başıma bir iş gelir mi diye korkuyorlar insanlar. O yüzden ses çıkmıyor. Ancak insanların sindirilmesi, insanların korkutulması, insanların yandaş sendikalara mecbur bırakılması, insanların yandaş odalara mecbur bırakılması Türkiye'de ekonomik kriz olmadığı anlamına gelmez. Asla Türkiye batmaz. Türkiye büyük bir ülkedir ama ekonomimiz batıyor. Hükümet batıyor. Hükümetin politikaları batıyor. Hükümet elinden geleni yapıyormuş. Arkadaş hükümet elinden geleni yapmayı geçen senenin Eylül ayında bıraktı. Tam tersine tepe taklak edecek politikaları devreye soktu. 20 sene yattı yattı nasıl birdenbire hatırladı. Getirdi faizi politika faizini 14 yaptı. Piyasa faizini 40'lara çıkardı. Ve dolayısıyla da hükümet bugün de ekonominin tepe taklak olması için elinden geleni yapıyor. Nasıl niye yapıyor ben anlamış Bu, değilim. Aynen. Bak niye yapıyor? Aynen. Hakikaten hafsalam almıyor. Niye yapıyor? Yani ee, Sayın Cumhurbaşkanı örneğin, Sayın Cumhurbaşkanı e, ekonomiden azıcık anlayan bilir ki patlasanız da çatlasanız da faizi indirmeye devam edeceğim dediği anda doların yükseleceğini bilir. Bunu en affedersiniz böyle zeka sorunu olan da bilir, en akıllısı da bilir. Bilir ki bir ekonomide Sayın e, bu ülkenin Cumhurbaşkanı çatlasanız da patlasanız da ben faizi indirmeye devam edeceğim dediği anda 18'e çıkar dolar. Şunu dese anlarım arkadaşlar biz serbest piyasa ekonomisindeyiz yeri gelir indiririz yeri gelir bindiririz arttırırız dese Merkez Bankası Başkanı da öyle herkes böyle bu kadar rahat olmasın yeri gelir çıkarabiliriz faizi dese ben o zaman derim ki bunlar iyi niyetli. Yeri geldiğinde elinde bir silah var. Şimdi ekonomi piyasa öyle bir şey ki elindeki silahları sen attığın anda piyasa seni boğar. Bunu niye yapıyorlar? Bunun tek bir açıklaması var. Herkesin aklına gelen açıklaması. Bunun başka türlü bir açıklaması yok. Olamaz. Piyasa şartlarında biz şeriat ekonomisine geçtiysek bilelim. Diyelim ki faiz haram sıfırlayacağız. Birdenbire sıfırlayalım. 20 senedir e, kapitalist, dinsiz ekonomi sistemindeydik. Bu ülkede 20 senedir bunun böyle olduğunu bilmiyordu. Nasıl yeni keşfetti? Ama öyle bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla da burada ekonomimiz iyiye falan gitmiyor. İnşallah ben yanılırım bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü ben de bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkedeki ekonomik sorunlar vatandaşımın canını sıkacağı gibi benim de canımı sıkıyor. Vatandaş gibi ben de benzin istasyonuna gitmeye korkuyorum artık. Çünkü hakikaten bir ufak çaplı bir servet bırakıyorsunuz. Bir depo doldurduğunuzda. Peki bu arada bu arada tabii e, kısmen şuna katılıyorum yani dünyada yaşanan her olay bizi ilgilendiriyor. Keşke bugün burada vaktimiz olsaydı e, Tayvan'da evet. yaşanan Pelosi'nin ziyaretinde konuşabilseydik. E, ama e, şunu unutmayalım ki e, bir cümle yeri gelmişken alanım da olduğu için söyleyeyim. Bunları TürkSAM'ın telegram hesabında bugün epey bir değerlendirdik biz. İsteyen merak edip bakabilir, merak eden bakabilir. Çin'in buna sessiz kalması şimdilik güzel ama unutmamak ne lazım ki denmiyoruz. Çin reaksiyonunu birden gösteren bir ülke değil. Bekler, yeri zamanı gelir gösterir ve kabak Tayvan'ın başına patlayacak gibi. Buradan uyarı görevimizde bulunalım. Nasıl? Karadeniz'deki Ukrayna, kabak Ukrayna'nın Ukrayna başına patladıysa oradaki kabak da e, Tayvan'ın başına patlayacak. Öyle anlaşılıyor. İkinci tur meselesine gelelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. İkinci tur bir de e, Twitter'da yaptığınız e, Şimdi et, evet tam, tam onu söylüyordum. Bugün aklımı okuyorsunuz valla. E, şimdi ben bir soru sordum Twitter'da. Dedim ki AK Parti döneminde sizi en kahreden, en kahreden en çok kahreden olaylar hangisidir? 55 bin 051 kişi oy kullandı. Yüksek bir rakam tabii. 12 saatte, bakın 12 saat süre belirledim. 55 bin kişi oy kullandı. Ve biliyorsunuz Twitter'da, Twitter anketlerine müdahale falan söz konusu değil. Ne bileyim burada botlar, robotlar falan burada iş yapamıyor. Hepsi gerçek. Yüzde ee, bot hesaplar e, yok. Benim girece... zaten e, onu yapamıyorlar. O, Hayır, buna ama. müdahale şansları yok. Ama benim zaten hani takipçilerim Oy kullanabilir orjinal. ya bot hesaplarda. Yok, otomatik oy kullandıramazsın Tek tek oy kullanmanızla. Tek tek da. Ya, o, evet. o da yani 55 bin tane bot bulacaksın. hepsi bot demiyoruz. Ee, yok, da. ben de bot hesap yapıyorum. Senin şeyler, e, ankete katılanlar bot bursun. demek istemiyorum da isteyenler o şekilde de yönlendirebilir bot ee, hesapları. Katılanların <laughs> katılanların %50'si demiş ki en çok bizi kahreden olay kozmik odaya girilmesi, e, askerin başına yüzde %26 çuval geçirilmesi, çuval geçirilmesi. Atatürk havalarının tahribi yüzde %14. Bir de diğer demişim yoruma yazın bakınız 3831 kişi girmiş yorum yazmış yorum ve geç... liste yazmış evet. liste koymuş o kadar çok var ki o kadar çok var ki. En çok kozmik oda mı girilmesi? Kozmik odaya girilmesinden tutunuz da e, sığınmacılara kadar, e, Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılmasına kadar yani e, saymakla bitmeyecek kadar AK Parti döneminde yapılan ciddi hatalar var. E, gelelim, gelelim anketten. E, detay, yani iz, izleyicilerimize tavsiye ederim. Girsinler o alttaki listeyi okusunlar. Latif Bey'e de tavsiye ederim. Boş zamanında girip o listeyi bir görsün. Vatandaşlar neden şikayetçi? Orada tek tek herkes ya yazıyor. Biz de, biz de e, sosyal medya kullanıyoruz. Zaten e, anket yapmak da gerekmiyor. E, görüyoruz biz, diyorsun sorunları. Tweetlerimizin altına benzer şeyleri yazanlar görüyoruz pek çok şey ama programdan sonra sizin o anketinize evet. de özellikle bakarım. Teşekkür evet. ederim. Şimdi e, biraz önceki iddiayı Berhan Bey neden kaybedecek? Heh. Oradan başlayayım. <laughs> Şundan kaybedecek. Kravat. Yani kravatı niye kaybedecek? Onu da oradan başlayayım. Şu sebeple kaybedecek. Berhan Bey dedi ki HDP, CHP, ya HDP Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın seçime girdiği bir ortamda HDP 6, Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu 54, Sayın Erdoğan 40 alır dedi. Ortalama. Evet. Şimdi... Oldu ya dedim ikinci tura kaldı. 54'ü. Birinci mıdır? turdan ha, bahsediyorum. Yani oldu ya dedim. İkinci, i̇kinci tur olursa evet. 60'a kadar. Evet, onu da ekledim yani. Tamam. <laughs> Birinci turu söylüyorum. Sonra ikinci turu söylüyorum. Bir, Türkiye'de benim de içinde dahil olduğum bir milliyetçi kitle var. Türk milliyetçisi kitle. Bunun bir kısmı kendisine Türk milliyetçisi diyor. Bir kısmı Atatürk milliyetçisi diyor. Bir kısmı Kuvayi milliyetci diyor, diyor, diyor. Bir kısmı Atatürkçü diyor. Bir kısmı ulusalcıyım diyor. Bunların önemli bir kısmı, önemli bir kısmı MHP'ye oy verdiği halde Sayın Erdoğan oy vermeyecek. Bunların önemli bir kısmı İyi Parti'ye oy verdiği halde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Bunların önemli bir kısmı veya tamamına yakını Zafer Partisi'ne örneğin oy verdiği halde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Peki bunların oyu nerede? %20-25 civarında böyle bir oy var. Nerede bunların oyu? Bu hesapta yok. Nasıl bir hesap bu? Bu hesapta yok. Dolayısıyla bu hesap yanlış. oy üzerinden konuşacağız. Peki onlar kime verecekler? Aa, ki şimdi ben şimdi ben söyleyeceğim. gitmeyecek sandığa oy vermeyecek. Gidecekler niye gitmesin? Olur mu? oy verecekler onu söyleyeyim. Evet. Hemen söyleyeyim kim oy verecekler. Kravatım öyle beymenden falan olmasın. İş alabilirsin abi bak yani hiç <laughs> öyle o konuda şeyim yok. Şimdi ben şimdi yani esas konuya Sinan, yani. Sinan kardeşimle de bir iddiaya girebiliriz. Valla hiç, hiç, sorun de. değil. Çapraz iddia. Tabii hiç canım. sorun değil. Peki Türk çapraz iddia. Dinleyelim reklam Şimdi bakınız ben Reklama gideceğim, size hemen size. toparlıyorum ama önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Şimdi Kim bir. Kim verecek o saydıklarınız sizin? Bana oy verecekler. Siz aday mısınız? Evet adayım. E bunu zamanında söylesen. <laughs> ya adayım diye bak. <laughs> biz Cumhurbaşkanı Şimdi <laughs> şey yapalım. Yan, yan yana oturma. Şimdi reklamdan sonrayı bırakır mısınız? Sizinle olur. başlayıp Çok kısa. giderim. Aa. aa sonra bir sonra bir sonra İki dakika da toparlayacağım. İki dakika. E, büyüğünü... Türk milliyetçileri. Türk, büyü, büyüğünü... E, büyüğünü heyvenin dibinden Efendim, bırakmışız. Efendim yani. hemen evet, şunu söyleyeyim Kırmadan böyle geçelim. Hayırlı olsun. Türk milliyetçileri ne milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen oy verir birinci turda. Ne de demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen oy verir. Kimse kusura bakmasın. Peki. Türk milliyetçilerinin oyu öyle çantada keklik değil.